Efendim hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Kulis Ankara programı ile bir kez daha ekranlarınızdayız. Kanal 42 ve AGD TV ortak yayınıyla gerçekleştirdiğimiz Ankara'dan, Ankara stüdyomuzdan, Ankara'nın, Türkiye'nin siyasetin ve siyasetin etrafında şekillenen olayların nabzını tutmaya çalıştığımız, Türkiye gündemini yakalamaya çalıştığımız Kulis Ankara programı ile yeniden ekranlarınızdayız. Bugün Kulis Ankara'nın gündeminde geçtiğimiz programda da olduğu gibi yine kanun hükmünde kararnameler olacak. Özellikle yeni çıkan kanun hükmünde kararnameler, mağduriyetler, görev iadeleri gündemimizde olacak. Aynı zamanda uyum yasaları yine Kulis Ankara'nın gündeminde olacak bugün. Peki bu önemli konuları kiminle konuşacağız? Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt stüdyo konuğumuz. Kendisiyle birlikte bu önemli konuları konuşmuş olacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, ben tabii sorularımız çok, konuşacak konu çok. Ancak öncesinde kısaca konuğumu tanıtmak istiyorum siz değerli izleyenlere. Fatih Beyazıt, Anadolu Gençlik Derneği ve Saadet Partisi Gençlik Kollarında önemli görevler yaptı geçtiğimiz yıllarda. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şu anda halen Ankara'da serbest olarak avukatlık mesleğini icra ediyor. Aynı zamanda Nisan ayında geçtiğimiz yıl Ankara İl Başkanlığı görevinde devralmış oldu. Kendisi hukuk alanında da önemli bilgi ve birikimlere sahip ve bu konuları da değerlendirmiş olacağız. Efendim tabii biraz önce de bahsettiğim gibi konular çok, Türkiye'de Evet. siyaset çok hızlı şekilleniyor. Günlük, saatlik neredeyse gündem değişikliği oluyor. Ancak öncesinde tabii genel olarak çok önemli konular olması hasebiyle, olağanüstü hal içerisinde bulunmamız hasebiyle aynı zamanda kanun hükmünde kararnameler ve uyum yasaları ile ilgili özellikle son günlerde partinizin genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun önemli çabaları oldu. İlk olarak isterseniz uyum yasaları hakkında değerlendirme yapalım. Özellikle diğer siyasi partilere sunmuş olduğunuz teklifler var. Evet. Halkın gözünde şöyle bir soru olabilir. Ya nedir bu uyum yasaları? Şu anda ne konumdadır? Geldiği zaman nelere yol açacak? Veya niçin böyle bir çaba ortada? Bunlarla başlayalım isterseniz. Buyurun. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii 16 Nisan referandumuyla beraber ülkemizde artık yeni bir seçim sistemine geçilmiş oldu. Daha doğrusu ülke yönetim sistemine geçilmiş oldu. Bu yönetim sistemi artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şeklinde kabul edilmiş oldu. Tabii bu anayasa değişikliğiyle beraber birçok kanunda da anayasaya paralel olarak belirli değişikliklerin yapılması icap ediyor. Bu değişiklikler bizim uyum yasaları dediğimiz yasaları kapsamakta. Anayasada siz bir sistemi değiştiriyorsunuz. Normlar hiyerarşisi içerisinde biliyorsunuz en üst norm anayasadır. Dolayısıyla anayasanın altında var olan normlar, yasalar vesaire aşağı doğru inmiyorum. Bunların anayasaya uygun olması icap eder. Şimdi bu anayasaya uygunlukla alakalı çıkarılacak olan uyum yasaları maalesef ki bugüne kadar yetkililer ve hükümet tarafından bir türlü ortaya konmamıştır. Bakın çok enteresandır. Yerel seçimlerle alakalı olarak siyasi partiler kanunu olsun, seçim kanunları olsun, bunlarda yapılacak olan değişikliklerin bir yıl sınırı vardır. Yani şu, yerel seçimlerden önce en az bir yıl önce bunun kanunlaşması gerekir. Aksi takdirde yerel seçimlere bir yıl kala ya da daha az süre kala siz bir seçim kanunlarında ya da efendim siyasi partiler kanunlarında bir değişiklik yaparsanız bunlar o seçimde uygulanamaz. Ama yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerle alakalı böyle bir sınırlama ya da engelleme söz konusu değil. Biz buradan bugüne kadar bu uyum yasalarının çıkarılmamasını maalesef ki art niyetli olarak görüyoruz. Görme sebebimiz de şudur. Hep kulislerde ya da siyasette son zamanlarda konuşulan bir konu. Efendim işte seçim acaba erkene alınabilir mi? 15 Temmuz'a bir seçim takvimi koyulabilir mi? Ve bunu baskın seçim olarak nitelendiriyoruz. Ya da kulislerde, siyasette böyle konuşuluyor. Ama kimsenin konuşmadığı bir husus daha var. Ki bu husus baskın yasa. Yani siz seçime 3 ay kala, 2 ay kala, her neyse 4 ay kala bir
uyum yasası yapacaksınız. Bu uyum yasasıyla alakalı belli kriterler getireceksiniz. Şimdi mesela anayasa değişikliğiyle beraber 16 Nisan referandumuyla beraber kabul edildiği üzere artık 100 bin imzayla da Cumhurbaşkanı adayı çıkartabiliyoruz. Ama bunun şartları nedir? Ama bunun kriterleri nedir? İşte noter onaylı olup olmayacağından bahsedilebiliyor. Yahut da farklı daha değişik koşullar, zor koşullar getirebilir, öngörebilir. Ama bunların siyasi partilerin ya da vatandaşın buna bir hazırlık yapabilmesi için yeterli makul bir süre tanınmama gayreti içerisinde diye düşünüyorum ben siyasi normalde iktidar. Normalde Eylül-Ekim ayında mı paylaşılacaktı evet, bu yüzden? Normalde evet. Ekim ayına kadar bunun uyum yasalarının çıkarılması icap ederdi. Yasal mevzuat gereği. Fakat bu geciktirildi. Ben daha fazla da geciktirileceği kanaatindeyim. Şu an yani bizim takiplerimiz neticesinde biz hükümetin yerel seçimlerle alakalı uyum yasalarını öne aldığını görüyoruz. Çünkü orada bir yıl engeli var. Mart 2017'ye kadar yerel seçimlerle alakalı mevzuat değişikliklerini, uyum yasalarını yapabilirlerse ancak 2018 seçimlerinde bu değişiklikler uygulamaya girebilir. Dolayısıyla bunu erkene aldıklarını biliyoruz ama genel seçimlerle ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı şu an için hükümetin aslında uyum yasaları kapsamında kamuoyuna ve diğer siyasi partilere duyurduğu yahut da sunduğu herhangi bir çalışma mevcut değil. Peki henüz 2 yıl var. Normal koşullarda 2019 yılında yapılması planlanıyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin. 2 yıl önceden böyle bir yani yasayı hızlı bir şekilde çıkartmak ne kazandırır veya evet. Neden bir sene kalana kadar veya son zaman kalana kadar bekleyebilir? Evet. Şimdi zaten yasal mevzuat gereği dediğimiz olay şu. Siz bir anayasa değişikliğine giderseniz anayasa değişikliğinden belli bir süre içerisinde uyum yasalarını da çıkarmanız gerekiyor. Bu uyum yasalarını çıkarmamız için gerekli olan süre az önce de ifade ettik. Ekim ayı içerisinde dolan bir süre. Burada ikiye ayırmak lazım. Yani yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim diye ayırmak lazım. Yerel seçimlerde mevzuat gereği yine bir engel söz konusu. Yani siz seçim kanunlarıyla alakalı bir değişiklik yapıyorsanız en az bunu bir yıl öncesinde yapıp bitirmeniz lazım ki uyuyabilesiniz. Kanun koyucu niye bunu öngörmüş, bu sınırlamayı getirmiş? Onun gerekçesi de şudur. Siyasi iktidarı elinde bulunduran parti seçimlere bir ay kala, iki ay kala art niyetli olarak seçim kanunlarında belirli değişiklikleri yapamasın diye. Şimdi bu engel hala bu sınırlama hala mevcut sistem içerisinde ve mevzuat içerisinde muhafaza edildi. Ama genel seçimlerle ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı bir yıl koşulu artık yok. Dolayısıyla siz baskın bir seçim yapmak istiyorsanız, siz insanları, diğer rakiplerinizi, siyasi rakiplerinizi ya da bağımsızları her neyse hazırlıksız yakalamak istiyorsanız işte bunu 2 yıl öncesinden yapmazsınız, 1 yıl öncesinden yapmazsınız, seçimlere 3 ay kala yaparsınız. Ki sizin söylemiş olduğunuz takvim de iyi ihtimalle bir takvimdir. Yani 2019 hemen hemen 2 yıl var diye bir ifadede bulundunuz ama 2 yıldan daha az bir süre var. Şimdi 15 Temmuz 2017'de dahi bir baskın seçimin yapılacağı konuşuluyor. Velev ki yapıldı, bu ihtimal dahilinden çıktı ve kesinleşti. O zaman 15 Temmuz'a bugünden itibaren aşağı yukarı hadi diyelim ki 7 aylık bir süre var. 3 ay sonra da uyum yasasını yaptınız, koşulları belirlediniz. Efendim dediniz ki artık 100 bin imzanın koşulu şudur, noter onaylı olmak zorundadır, kriterleri budur vesaire vesaire. Şimdi 2 ay içerisinde insanların buna hazırlık yapabilmesi mümkün olur mu? Çok mümkün olmaz. Evet, dolayısıyla yani temiz siyaset açısından bunun bir an evvel çıkartılıp insanlara buna hazırlıklı olun, seçime bu şartlarla, bu mevzuatla, bu değişikliklerle, bu uyumla yasalarıyla gidilecek denilmesi de icap eder. Evet, peki meclisin bu noktadaki pozisyonu nedir? Yani şu anda gerek yerel seçimler gerek genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye'de yani standart budur, kalıp budur diyebileceğimiz bir şu anda seçim modeli yok. Anlaşılan. Peki yani mecliste siyasi partiler, milletvekilleri konuyla ilgili nasıl bir hız içerisindeler, nasıl bir çalışma içerisindeler ki Yüksek Seçim Kurulu da tabii bu işin ortasında. Ne gibi çalışmalar var sizin gördüğünüz? Şimdi,
Tabii burada bizim tek eleştirimiz iktidar partisine değil işin açıkçası. Yani mecliste bulunan diğer muhalefet partilerinin de uyum yasalarıyla alakalı bugünden başlatmış olduğu herhangi bir çalışma söz konusu değil. Yani teklifleri de söz konusu değil. İşin ilginç tarafı bu. Bir seçime gireceksiniz. İktidar partisinden siz uyum yasalarının çıkartılmasını bekleyeceksiniz. Yani iktidar partisi A partisi olur, B partisi olur ama seçime girecek olan iktidar partisi kendi lehine olacak düzenlemeyi ve zaman sınırlamasını ya da takvimini kendisine göre belirleyecektir. Burada iş birazcık muhalefete düşüyor. Yani muhalefet de bunu bir şekilde bunun önünü açması lazım. Bu konuda siyasi iktidarı ya da iktidar partisini de itici güç olması lazım. Burada yine enteresandır. Meclisteki muhalefet partilerinden değil, bu konudaki çalışma, önemli bir çalışma yine Saadet Partimizden geldi. Malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde genel başkanımız, genel merkezimiz bir çalışma yaptı. Adil sistem, adil seçim başlığı adı altında ve bunu bir rapor, bunu bir kitapçık haline getirdik. Ve bu çalışmayı biz Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin genel başkanlarına, genel merkezlerine belirli ziyaretlerle iletme talebimiz oldu. Henüz bir kısmıyla görüşülebildi ama diğerleriyle de görüşülüyor. Keza biz yine dün AK Parti il başkanlığını, Ankara il başkanlığını ziyaret ederek bu çalışmamızı kendilerine takdim ettik. Biz yapılacak olan uyum yasalarında hangi kriterlerin baz alınması gerektiğini, adil bir seçimin nasıl olacağını kendilerine bir çalışma şeklinde ilettik. Onlar da bundan memnun kaldılar. Böyle bir durum söz konusu. Ama burada müsaadenizle benim dikkat çekmek istediğim birkaç husus var. Şimdi burada uyum yasalarına değinmişken bizim buradaki düşüncemizi de ifade etmek gibi bir zaruretimiz hasıl oluyor. Şimdi burada adil bir seçim için öncelikle biz %10 seçim barajının kesinlikle kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Niçin bunu ifade ediyoruz? Şimdi biz kanunların, hukukta kanunların yapılışı aşamasında gerekçesini önemseriz. Yani bir mevzuat hükmü koyuyorsunuz, bir kanun yapıyorsunuz ama bu kanun maddesi niçin var? Hangi gerekçeyle var? Bunu ortaya koymak için önemlidir diyoruz. Şimdi %10'luk seçim barajı mevzuata konulduğunda kanun koyucunun oradaki iradesi ve gerekçesi aslında şudur. Burada yönetimde istikrarın sağlanabilmesi için %10 baraj şartını biz koyuyoruz. Bu ne demek yönetimde istikrar? Şimdi siyasi partilere eğer siz baraj koymazsanız mecliste %3 alanda, %5 alanda, 6 alanda, 7 alanda herkes meclise girer ve dolayısıyla tek başına bir siyasi iktidar bu meclisten doğmaz. Bazen koalisyon yapılması da çok zordur. Dolayısıyla ülkenin yönetiminde bir istikrar bozukluğu, bir boşluk doğabilir. Korkusu ve gerekçesiyle aslında %10 barajı getirilmiştir. Niye? %5 alan, %7 alan siyasi parti meclise milletvekili gönderemezken onların artık oyları dediğimiz o oylar en yüksek oy alan partiyle sonraki partilere belli oranlarla dağıtılıp aslında onların, yani meclise giremeyen %5-7 almış siyasi partinin milletvekilleri de o partilerin milletvekili olarak onların adayları içerisinden seçiliyor. Dolayısıyla hani yönetimde istikrarı sağlamak adına biz böyle bir ülke barajı getirdik diye öngörüyorlar. Ama zaten 16 Nisan referandumuyla beraber anayasa değişikliğiyle artık dolayısıyla siz bakanlar kurulunuzu, bakanlarınızı atama yoluyla kendiniz seçeceksiniz ve yönetimde zaten istikrar sağlanmış oluyor. Ama buna rağmen niçin meclis seçimlerinde, genel seçimlerde hala %10 baraj, efendim işte baraj olsun mu olmasın mı, kaç olsun tartışmalarını yürütüyorsunuz? Buradan anlıyoruz ki aslında yine bir art niyet söz konusu. Niye art niyet söz konusu? Ben şahsi kanaatimi burada ifade etmek istiyorum. Evet, Saadet Partisi meclise girdiği her seçimden sonra mutlaka iktidar partisini iktidardan düşürmüştür bir sonraki seçimde.
Bunu neye göre söylüyorsunuz? Bunu şuna göre söylüyoruz. Geçmiş dönemlerde, yani tarih içerisinde baktığımız zaman Saadet Partimizin yaklaşık 50 yıllık bir siyasi geçmişi var aslında. Hani daha doğrusu milli görüş çatısı altında diyelim. Milli görüş ideolojimizin, milli görüş partilerimizin 50 yıllık bir siyasi tecrübesi var yaklaşık. Şimdi bizim geçmişteki seçimlerde tek tek tarih vererek konuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama biz meclise girdiğimiz zaman mutlaka o meclise girdiğimiz tarihteki iktidar partisi bir sonraki seçimde aynı oyu alamamıştır. Niçin? Çünkü Saadet Partisi meclise girdiği zaman suni gündemleri konuşmaz. Gerçekleri konuşur. Etkili bir muhalefet yapar ama bu muhalefeti sadece siyasi iktidarı yıpratmak, sadece siyasi iktidara karşıtlık olarak değil, milletin menfaati, devletin menfaati hususlarında bu muhalefetini yapar ve millet bunu çok iyi anlar. Aa evet, bunlar daha önce hiç konuşulmuyordu. Yani çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama bu ülke bizim millet meclisimizden, geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz yıllar içerisinde bizim mecliste olmadığımız bir dönemde ikiz yasalar dediğimiz bir yasa geçti. Siz iktidardan duyamayacağınız gibi buna bir eleştiri ya da karşıtlık, bir muhalefet zaten beklenemez iktidardan. Ama HDP'den, MHP'den, bakın çok enteresandır, MHP, HDP diyorum. Her ikisinden de buna ses çıkmadı. CHP'den ses çıkmadı. Ama Saadet Partisi olsaydı İkiz yasalar bu ülkenin gündemine otururdu. Bizim devlet olarak, millet olarak bu ikiz yasalarla yarın hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız millete çok iyi anlatılırdı. Dolayısıyla millet hakikaten Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin diğerlerinden farklı olduğunu burada anlardı ve ondan sonraki genel seçimlerde de, yerel seçimlerde de İşi ehline teslim ederdi. Bundan hiçbir çok kısaca şeyi merak ediyorum. Yeni yönetim sistemiyle birlikte meclisteki meclisin ve milletvekillerinin otoritesinin, ağırlığının ve etkinliğinin azalacağı konuşulmuştu 16 Nisan referandum öncesinde. Peki böyle bir süreç sonrasında mecliste olmanın ne gibi faydaları olabilir veya ne gibi bir etkinlik söz konusu olabilir? Çok kısaca çok onu da alabilirsem. Çok muazzam bir yere temas ettiniz. Ben hemen ona şöyle cevap vereyim. Şimdi bakın. Bundan sonra önümüzdeki yeni sistemle beraber insanlar aslında iki başı demeyelim ama iki farklı alanda bir yönetim şekli görecek. Tabii bütün yetkiler vesaire, bunların tamamı güç Cumhurbaşkanı'nda toplanmış vaziyette. Ama yine de işlevsiz de olsa, çok etkin de olmasa bir meclis bir kenarda duruyor. Ve siz mecliste yapmış olduğunuz siyasetle, mecliste konuşmuş olduğunuz konularla ya da hayırlı işlerle aslında bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de en iddialı aday haline gelebilirsiniz. Benim bu konudaki yorumlamam böyle. Asıl tehdit Saadet Partisi meclise girse, evet meclis yani artık gücünü ve etkisini kaybetmiş bir kurum haline dönüştürüldü. Yetkilerinin efendim büyük kısmı alınmış, Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Yani bunu beğenir ya da beğenmezsiniz. Şu anki durum böyle. Ama Saadet Partisi meclise girerse orada yürütmüş olduğu siyasetin neticesinde bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en kuvvetli adayı olur da ondan ülke barajı hala kalsın işte, hatta %10 olarak devam etsin diye söylenmekte maalesef. Evet, tekrar uyum yasalarına dönecek olursak adil tabii sistem dediniz. %10 barajı dışında ne yer alıyor? %10 barajının dışında biz hazine yardımının seçime girme yeterliliği olan bütün siyasi partilere dağıtılması taraftarıyız. Yani şimdi bakın, bir seçim yapıyorsunuz. İktidar partisi de, meclise giren partiler de, hatta meclise giremeyen partiler de aynı şartlarla bir seçime giriyor. Aynı mevzuata tabi olarak bir seçime giriyor. Ve hatta şunu ifade edeyim. İktidar partisi 81 ilde teşkilatlıyken Saadet Partimiz de 81 ilde teşkilatlı. Saadet Partimiz Türkiye'deki bütün ilçelerde teşkilatlı. Ve Saadet Partimiz bütün ülkenin tamamında, bütün il ve ilçeler bazında aynı seçime girmekte. Ama bakıyorsunuz ki aynı şartlarla, aynı ortamda, aynı yeterlilikte seçime giriyorsunuz. Ama bir tarafta
bazı partilere hazine yardımı, çok korkunç meblağlar hazine yardımı yapılırken diğer partilere yapılmıyor. Bu aslında seçme, yani adil bir seçim ortamı doğurmuyor maalesef. Eşitler arasında, eşitlerin girdiği seçimde ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizliğe neden oluyor. Biz dolayısıyla burada parlamentoda hani eksik bir temsil olmasın, eşit şartlarla bir yarış, bir seçim olsun, adil bir seçim olsun diye hazine yardımının da bütün partilere dağıtılması gerektiğini söylüyoruz. Ha bunun ölçüsü ne olur bakın? Yani her partiye de eşit oranda dağıtırsanız bu adil olur mu? Bence bu da adil olmaz. Şunu yapabilirsiniz. Siz öncelikle bütün partilerin, yani sadece seçime girme yeterliliği olan, ki bakın bu 7-8'i aşmayacaktır bu seçimde, önümüzdeki seçimlerde. 7-8 tane bütün Türkiye'de ya da işte belli şartlarla, işte %50'si, %50'sinden fazlası teşkilatlanmış ve seçime girmeye hak kazanmış siyasi partilere maktu olarak bir seçim yardımı yaparsınız hazineden. Bunun oranı nedir? Örnek, yani diyelim ki 1 milyon, 3 milyon bunun adı koyulur bir şekilde. Daha sonra yapacağınız yardım ise siyasi partilerin aldığı oy oranına göre nispi olarak dağıtılabilir. İşte bu gerçek adalettir. Evet, diğer parti eğer %2 oy almışsa kardeşim, ona göre bir seçim yardımı yapabilirsiniz hazine olarak. %60, %50, %40 almışsa ona göre bir yardım yaparsınız. Ama illaki bütün siyasi partilere, seçime girmeye hak kazanmış partilere bunu sağlamak zorundasınız. Diğer bir açıdan biz seçim ittifaklarının siyasi partiler açısından önünün açılmasını dile getirdik. Bunu ilk söyleyen de hatta bizler olduk. Yani bu ne demek? Tabii yurt dışında birçok ülkede, gelişmiş ülkelerde diyelim kabaca, bu zaten siyasi partilerin birlikte seçime girme, birlikte ittifak etme şansları var. Bizde de şunu ifade ettik. Şimdi bakıyorsunuz mesela geçmiş dönemlerde rahmetli Erbakan hocamızla rahmetli Türkeş bir ittifak yaptılar. Ama rahmetli Türkeş orada kendi partisine değil, ittifak yaptıkları için, çünkü engel var. Yani her biri, ikisi birlikte ittifak yapıp ikisinin oyu, iki partinin oyu toplanamıyor. Ne oluyor? Yani mutlaka ya Saadet Partisi'nin, o zaman Refah Partisi ya da başka bir parti, ya Refah Partisi'nin ya Saadet Partisi'nin ya da işte MHP'nin ya da CHP'nin ya da işte kimse artık. Tek bir parti çatısı altında seçime girmeniz gerekiyor. Biz daha önceki, bir önceki seçimlerde Büyük Birlik Partisi ile bir seçim ittifakı yaptık. Ama bu seçim ittifakı Büyük Birlik Partisi'nin adayları bizim kadrolarımızdan aday oldu ve Saadet Partisi çatısı altında seçime girdik. Biz şunu istiyoruz. Yani hem seçmenin, hem siyasi partilerin, hem partililerin, yöneticilerinin yani bu durumdan rahatsızlık duymaması, onların da kendi partileriyle beraber iki partinin ittifak edip, üç partinin ittifak edip herkes kendi partisiyle seçime girebilsin istiyoruz. Dolayısıyla bu seçim ittifakının siyasi partiler açısından önünün açılmasını istiyoruz. Parlamentoda eksik temsilin ortadan kaldırılması açısından bu önemli bir düzenleme olur diye düşünüyoruz. Yine çok önemli bir husus, TRT'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bağının kurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ne demektir? TRT sadece siyasi iktidarın kontrolünden çıkarılarak bütün siyasi partilere belli oranda yer vermeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün çalışmalarını ve bütün yasama faaliyetlerini yayınlayabilmeli. Şu anda aksi bir durum mu? Şu anda aksi bir durum tabii ki var. Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'den biz zaman zaman takip ediyoruz. Ama ne zaman istenmeyen ya da siyasi iktidarın istemediği bir konu, bir mevzu görüşülecek olsa burada hemen yayına ara veriliyor. Hemen genel kuruldan yayın kesiliyor, başka bir mecraya kayıyor olay. Dolayısıyla biz bunun şeffaf bir biçimde, yani niye bu böyle biliyor musunuz? Şimdi bakın, biz vatandaş olarak asil sıfatıyla vekillerimizi oraya gönderiyoruz. Bizim adımıza konuşsun diyoruz. Bizim dilek temennilerimizi, taleplerimizi orada yasama faaliyetlerinde gündeme getirsin istiyoruz. Yahut da bizimle alakalı bakalım vekillerimiz hangi çalışmaları yapıyor diyoruz. Şeffaflık açısından bunun takibini yapmak istiyoruz. Ama bakıyorsunuz ki zaman zaman bu yasama faaliyetleri ekrandan verilirken zaman zaman verilmiyor.
biraz sonra bu hususa o halle alakalı ya da kanun hükmünde kararnamelerle alakalı yine değinelim. Orada ilginç olan tabii düzenlemeler de var KYK'larla, ona da ifade etmek isteriz. Yine bizim 100 bin imzayla aday olabilme koşulları hususunda belirli bir teklifimiz var. Şimdi tabii referandumla beraber mecliste temsil edilen siyasi partilerin tamamı kendi adaylarını gösterebiliyorlar. Yine %5 oy almış seçimlerde, son seçimlerde %5 oy alabilmiş siyasi parti veya partiler aday gösterebiliyorlar. Ve üçüncü olarak 100 bin imza ile artık halk tarafından da bir cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor. Fakat bu cumhurbaşkanı adayının, imza ile gösterilecek olan adayın hangi şartlarla, hangi koşullarla, hangi kriterlerle gösterilebileceği hususunda şu an hala net bir şey yok. Biz burada şunu söylüyoruz. Yani bunun zorlaştırılmaması gerekir. Bakın, anayasada seçme ve seçilme haklarıyla alakalı koşullar ve sınırlamalar ziyadesiyle düzenlenmiştir. Şimdi siz uyum yasalarıyla, eğer anayasayla sınırlanan ve koşulları belli olan, sınırları belli olan seçilme veya seçme hakkıyla alakalı kriterlerin dışında uyum yasasıyla, efendim ben buna noter şartı getiriyorum, bunun bedeli şu olacak, bunun miktarı şu olacak, külfeti bu olacak diye insanlara siyasi ya da idari bir külfet yükleyecek olursanız bu başta anayasaya aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla ilçe seçim kurullarının işlevi nedir burada? Bu soruyu sormak istiyoruz biz. İlçe seçim kurulları niçin var? Seçimden seçime işte faaliyet yürüten bir ilçe seçim kurulu. Ama biz şunu ifade ediyoruz. Sen kendi ilçe seçim kuruluna güvenmiyor musun? Bir devletin kurumu değil midir ilçe seçim kurulu? Yani noterden daha mı az kıymetlidir onun imzası ya da onun tutanağı? Şimdi siz noter şartı ve ücret şartı getirecek olursanız insanlara şunu dersiniz. Bak kardeşim, ben sana böyle bir külfet yüklüyorum. Oyunu kullanma. Ya da zorlaştırıyorum. Önüne engel çıkartıyorum. Siz sandığa giden seçmene yahut da genel seçimler öncesi ya da yerel seçimler öncesi ekranlar karşısında insanlara çağrı yapıyorsunuz. Yalvarıyorsunuz, sandığa gidin. Mutlaka oyunuzu kullanın. Kamu spotları döndürüyorsunuz televizyonlarda. Peki bu adaylık sürecinde niçin söz konusu değil? İşte burada yine art niyetin olduğunu görüyoruz. Peki böyle bir şey gerçekleşirse ne gibi sonuçlar doğurur? Burada ne gibi sonuçlar doğurur? Bizim yani şunu ifade edelim bir defa. Saadet Partimizle alakalı herhangi bir sonuç doğurmaz. Ama vatandaş açısından bir külfet doğurur. Sonra noterden insanların bir vekalet usulü benim adayım şudur diye bir belge düzenlemesi kimlik bilgilerine göre yapılır. Vatandaşın tüm kimlik bilgileri orada o belgede evrak üzerinde olur. Bu şu demek olur. Aha evet, artık sen tescillisin. Örnek, sen artık tescilli bir Saadet Partilisin. Demek anlamına gelir bu aynı zamanda. Bu dolaylı bir fişleme anlamına gelir aslında. Bakın biz sandığa gittiğimiz zaman hangi partiye oy verdiğimiz görünüyor mu orada? Hayır. Kapalı oy sistemi var. Açık sayım kapalı oy dediğimiz bir sistem. Bizim hangi partiye oy verdiğimiz bilinmiyor. Ama siz noter huzurunda Saadet Partisi'nin adayını belirlemek için imza atıp oraya kimlik bilgileriniz işlendikten sonra artık tescilli Saadet Partilisiniz. Ha bundan sonra şimdi insanların böyle bir çekincesi de söz konusu olabilir. Ya ben işte memurum, işimde sıkıntı yaşayabilirim. Efendim işte ben işe gireceğim, bu benim önüme engel olabilir. Şu olur, bu olur, işte çocuğum olur, bir yere gitmek ister, atanmak ister, atanamaz vesaire vesaire. İnsanlara siyasi olarak ve ekonomik olarak hiçbir zorluk çıkarmamak icap eder bununla alakalı. Çünkü dediğimiz gibi en başta seçme ve seçilme hakkıyla alakalı sınırlamalar ve koşulların tamamı anayasada mevcuttur. Bunun aksine bir düzenleme yapılamaz. Yine bizlerin tabii meclis iş tüzüğüne dair de belirli tekliflerimiz var. Yani meclisin biz 16 Nisan referandumu ile beraber belirli yetkilerinin tabii azaltıldığını,
daha pasivize bir duruma getirildiğini ifade ettik ama bu sadece bununla da sınırlı değil. Yani meclis iç tüzüğünde yapılan belirli değişikliklerde aslında mecliste daha ziyade muhalefetin ya da muhalif olan partilerin seslerini biraz daha kısmış oldu. Biz böyle bunlara çok öyle detaylı olarak ben girmek istemiyorum ama evet. işte az önce ifade ettik TBMM TV'nin ya da TRT'nin tüm parlamento çalışmalarını yayınlamasının gerektiğinden mecliste temsil edilen efendim sadece grubu olan partiler değil grubu olmayan ama mecliste temsil edilen diğer siyasi partilere de söz hakkı verilmesi gerektiğini söyledik. Efendim yine sivil toplum kuruluşlarının biz yasama faaliyetlerinde etkin rol oynaması gerektiğini ifade ettik. Torba kanun uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledik. Bu ilginçtir. Siz bir torba kanun adı altında bir kanun yapıyorsunuz. Bu torba kanun içerisinde 40 tane, 50 tane, 60 tane başka özel kanunu ilgilendiren yasa maddelerinde değişiklik yapıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şekilde denetimi mümkün değil. Yani siz sosyal güvenlikle alakalı, ekonomiyle alakalı, bankacılıkla alakalı, tazminat hukukuyla alakalı, medeni kanunla alakalı borç... Yani hepsini alıyorsunuz. Bir torba kanun yaptım ben. Yaptım oldu. Ama bir kanun değişikliği yapılırken, bir kanun yaparken, kanun yapma tekniği açısından bunun öncesi ve sonrasının mutlaka irdelenmesi gerekir. Yaptığınız değişikliğin aynı kanun içerisinde önceki ya da sonraki ilintili maddeleri, ilintili konuları, konu başlıklarıyla uyumlu bir hale geldi mi, gelmedi mi? Bunların hepsinin irdelenmesi gerekir. Fakat siz onu yapmıyorsunuz. Tek tek maddeleri cımbızla çekip bir torbanın içine koyuyorsunuz. Biz bir torba kanun yaptık. Ne yaptık? İşte 40 tane özel kanunda biz değişiklik yaptık. O maddeleri tekrar oralara attık, koyduk, oldu yani. Böyle bir kanun yapma tekniği olmaz. Evet. Bunun da olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yine bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz siyasi etik komisyonunun kurulması taraftarı olduğumuzu ifade ettik. Yine kürsü dokunulmazlığının önündeki bazı engellerin kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bunu böyle çoğaltabiliriz ama zaman açısından çok fazla detaya inmiyorum. Evet, yine kısaca yani bu bahsettiğiniz önemli başlıklar tabii evet. genelde seçim öncesi olaylar. Peki seçim sonrasıyla alakalı yani seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi yetkileri zaten referandumla belirlendi. Evet. Bununla ilgili boşta kalan bir şeyler var mı? Yani işte Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması, görevi yetkilerde sonradan belirlenmesi gerekenler ve bu uyum yasaları ile birlikte beklenen bir şey var mı seçim sonrasıyla tabii. alakalı? Tabii aslında şu an için her şey fulluyor ama maalesef siyasi iktidar sadece seçime odaklanmış durumda. Yani bir seçimi kurtaralım edasıyla bakalım sonra ne olacak? Allah kerim. Şimdi mantalite bu. İlla ki burada flu olan, eksik olan birçok konu var. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi işte bakanların görevleri, yetkileri, kaç bakan olacak, nerede olacak, nasıl olacak, görev tanımlamaları, yetki tanımlamaları, işte efendim... Cumhurbaşkanının yardımcılarının seçilme, belirlenme kriterleri nedir? Belki görev süreleri nedir? Yani bunların hepsinin aslında hukuk içerisinde tanımlanması icap eder. Tanımlanmayan, şu an için tanımlanmayan her sistem, her ya da yetki, makam neyse illaki eksiktir. Seçimden sonra da tabii bunların bir hengame oluşturacağı ortada ama... Bence siyasi iktidarın bunlar üzerinde de seçim sonrası üzerinde de çok ciddi çalışma yapması icap eder bugünden. Tabii daha biraz önce de belirttiniz daha gerçi 2 sene var diyorduk ama evet. 1,5 sene gibi bir süre kaldı. Yani baktığınız zaman tabii baskın seçim olma ihtimali üzerinde sıkça duruyorsunuz. Evet. Parti çalışmalarınızda da seçim hazırlık toplantıları göze çarpıyor. Peki bu süreçte yani 1,5 yıl diyelim veya 1 yıl diyelim siyasette çok hızlı olaylar gelişirken özellikle gerçi başında değindik ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu kadar uzun bir ara varken şimdiden Sayın Cumhurbaşkanı'na açık destek vermesini yani açık çek yazmasını neye bağlıyorsunuz? Yani belki bu baskın seçimle bir ilişkisi olabilir mi size göre? Tabii olabilir. Yani bir defa şunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi bir siyasi partisiniz, mecliste olan, temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanısınız. Ve size inanan, sizin bu ülkeyi daha iyi yönetebileceğinize,
daha iyi temsil edebileceğinize, politikalarınızın daha iyi olabileceğine inanan milyonlar var. Ama siz, size oy veren bu milyonlarca inanmış insanın, milliyetçinin size vermiş olduğu yetkiye rağmen hiçbir kıymet harbiyesini görmeyip, hayır bu ülkeyi Sayın Cumhurbaşkanı bizden çok daha iyi yönetir, şahsileştirmiyorum da olayı, onların politikaları bizim politikalarımızdan çok daha ileri seviyededir, bu ülkeyi asıl iyi yönetecek olan onlardır, dolayısıyla bizim adayımız da odur demek cesaretini gösterebiliyorsunuz. Şimdi bunun ben normal bir siyasi cesaret olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun kapalı kapılar ardında belirli edinimler, kazanımlarla kabullenilmiş olduğunu düşünüyorum şahsen. Bunu yargı alanında çok fazla görebiliyoruz. Ben kendim hukukçu olduğum için bunu net olarak ifade edebilirim. Şu an yargı bürokrasisi içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ya da ülkücü görüşte olan birçok bürokrat kardeşimiz yani ciddi manada belirli seviyelere, belirli makamlara gelmiş durumda. Yani bunu eleştirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, işte eleştirirsiniz, liyakat esastır, şu bu, niye böyle diyebilirsiniz ama durum maalesef ki böyle. Şimdi belirli kazanımlar olmadan, bu bir örnekti sadece bir alanda. Belirli kazanımlar ve belirli taahhütler olmadan bunun olabileceğini ben düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Siz tek bir kişiyi ya da bir siyasi partiyi karşınıza almayıp kendi tabanınızı, size inanmış milyonları karşınıza alıyorsunuz. Bu cesaretin de ötesinde bir şey gerektirir, ister. Bence bu cesaret değil ama biraz korkunun göstergesidir. O zaman istifanızı basacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim evet artık bu ülkede bu zihniyet yahut da bu politikalar, bu siyasi parti, evet bu lider bu ülkeye hayreder. Ötesi yalandır. Yani bizim burada zerre kadar menfaatimiz olmaz, şahsen benim olmaz dersiniz, istifanızı edersiniz. Siz de efendim işte örnekleri vardır. Değil mi? Yani Süleyman Soylu gibi başka örnekleri de vardır. Evet. İşte Numan Kurtulmuş gibi, AS Parti gibi gidersiniz oraya entegre olursunuz. Yahut da tabanınıza haksızlık etmezsiniz, kendiniz gidersiniz, oraya entegre olursunuz, siz de orada siyasetinizi yürütürsünüz. Ama bu yapılan daha bugünden üstelik, yani siyasi olarak bir siyasi taktiğe de yanaşmıyor, siyasi etiğe de yanaşmıyor maalesef. Siz bunu beklersiniz, zamanı geldiğinde yaptığımız istişarelerin neticesinde böyle uygun gördü parti tabanımız, meclisimiz dersiniz. Üstelik parti tabanıyla bunlar istişare edilmeden alınan kararlar. İşin vahim durumu bu. Yani ben yaptım oldu, tek adamcılık. Ama siz ilgili kurullarınızla, tabanınızla görüşmeden böyle bir adımı atıyorsanız bunun da siyasi olarak faturasının ben ağır olacağını düşünüyorum. Başka da bir yorum yapamıyorum. Yine kulislerde konuşulan başka bir olayda yani MHP ile olan bu yakınlaşmanın özellikle 50+1 sürecinde Kürt oylarının kaybedileceği yönünde. Bununla ilgili de yine kulislerde HDP'li yargılanan tutuklu HDP'li yöneticilerin yargı süreçlerinin sonlandırılmasıyla alakalı bir hızlandırma çalışmaları var mı sizin bildiğiniz böyle şeyler? Yani diyelim ki oldu. Tutuklu HDP'liler salıverildi, bu sürece dahil edildi. Nasıl bir yol olur MHP ile HDP'nin aynı çatı altında bir seçime girmesi? Şimdi yani şöyle bir şey ifade edelim. Birincisi HDP'nin tutuklu vekilleri, hatta bugünlerde yine Leyla Zana'nın da milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz. Şimdi siz Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ittifak yapıp seçime girip Kürt vatandaşlarımızın ya da doğudaki kardeşlerimizin diye ifade etmek daha doğru olur. Doğudaki kardeşlerimizin oylarını kaybedeceğini düşünüyorsanız şu size bir gerekçe olmaz. Yani bakın ben de sizin işte o bölgenin milletvekillerini ya da Kürt kökenli milletvekillerini bugün yargı sürecini hızlandırdım, tahliye ettim efendim buyurun falan. Şimdi burada bir şey var. Öncelikli olarak
şu an cezaevinde bulunan bu yöneticilerin, HDP'li yöneticiler suçlu mu değil mi? Eğer siz bu süreci hızlandırıp tahliye edecekseniz niçin cezaevini aldınız? O zaman bir açıklaması var. Sindirmek için. O zaman size karşı politika üretmemeleri için. Ya da baskı ya da korku politikası üretmek için. Öyle ya. Değilse, madem ortada bir suç varsa, yani sen diğer suçluların yargı sürecini hızlandırmadığın gibi, tahliye etmediğin gibi, o zaman bunları da tahliye etmemen icap eder. Ama bu tabii adalet çizgisinden çıkılarak yapılan işlerin bir göstergesidir maalesef. Bizim burada beklentimiz, yani asla yanlış anlaşılmasın. Yani o insanlar suçlu ya da suçsuz diye peşin bir hükme, yargıya varmıyoruz. Bu bir yargılamanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Ama adil yargılanmanın, hukukta masumiyet karinesi vardır. Yani her insanın suçluluğu %100 ispat edilene kadar, mahkeme kararıyla %100 tescillenene kadar o insan suçsuzdur. Şimdi insan tutuklu olarak cezaevinde. Henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan siz o insan cezaevinde tutuklu diye suçlu muamelesi yapamazsınız. Evrensel ceza hukuku ilkeleri gereği. Özür diliyorum. Sağ yine bu tutukluluklarla alakalı Baylok'la alakalı, evet, bu süreç çok gündeme geldi. Cumhurbaşkanı da gündemine aldı bunu. Baylok mağdurları ve mağduriyetleri isminde on binlerce insan tekrar tahliye, evet, edildi. Tutukluluk halleri sona erdirildi. Evet. Cumhurbaşkanı da bunu söyledi ama yani bir yıla yakın bir süredir böyle bir süreç var. Yine aynı şekilde tutuklu olan askeri üniversite, lise veya harp okulu öğrencileri var. Bunlarla ilgili de yine söyledikleriniz doğrultusunda neler belirtirsiniz? Şimdi onu şöyle ifade etmek lazım. Biz en başından beri, bakın, bu hususları ifade ettik. Birincisi, yani bir hukukçu gözüyle baktığımız zaman biz şunu ifade ediyoruz. Şimdi ceza hukukunda esas olan inandırıcı, yeteri kadar, yani suçluluğu ispat edebilecek kadar %100 delil olmasıdır. Şimdi siz sadece insanların, efendim sen Baylok kullanıcısısın ya da senin telefonuna Baylok programı yüklenmiş diyerek bir suçlama, bir isnatta bulunarak tutukluluğuna karar veremezsiniz. Bakın bu adil değil. Bunun tek başına yeterli olmadığını söylüyorum. Burada Baylok kullanan insanların masum olduğunu falan ifade etmiyorum bakın. Baylok kullanıcısı olmak kafi değildir. İçeriğine bakınız. Yazışmalarına bakınız. Var mı? Suç unsuru taşıyor mu? Evet taşıyor. Tamam. Haklısınız. Yahut da bakın diğer, yani bu yapıyla alakalı, efendim Fethullahçı terör örgütüyle alakalı başka ilintileri, bağı, bağlantısı var mı? Efendim bakıyorsunuz bunların bugüne kadar hiçbir bankasıyla diyaloğu olmamış, bir hesabı olmamış. Bunların sendikasıyla hiç işi olmamış. Bunların okullarına gitmemiş, dershanelerine gitmemiş. Bunların, parantez içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum, hayır kurumu diye adlandırılan kurumlarına hiçbir bağış olmamış, gazetesine abone olmamış vesaire vesaire. Ama Baylokçu olmuş. Bu nasıl oluyor diyorsunuz? Yani bu kadar referanslı bir yapıya girebilecek kadar eğer bu adam örgüt mensubuysa niçin bunlarla hiçbir bağı tespit edilememiş? Diyor ki kripto. Gizli bu diyor. Peki bu kadar gizli olan adam telefonla bu programı yükleyebilecek kadar basit bir hatayı yapabilecek midir? Orasını biz de bilmiyoruz diyor. Baylok'la alakalı biz birçok kez ifade ettik. Ha işin enteresan tarafı şuydu tabii. Bu insanların bunların herhangi bir kurum kuruluşuyla bağı bağlantısı bulunmadığı halde bakıyorsunuz Baylok'tan itham edilen ve cezaevine alınan, tutuklanan insana bakıyorsunuz 20 yıldır Milli Gazete abonesi. Efendim 20 yıldır işte Anadolu Gençlik Derneği ya da 10 yıldır Anadolu Gençlik Derneği abonesi. Bakıyorsunuz bu insan hayatı boyunca daha çocukluk yaşlarından bu yana hep milli görüşün teşkilatları içerisinde görevli. Saadet Partisi'nde 20 yıldır aidatını düzenli olarak ödeyen bir vatandaş. Buna rağmen inanmıyorsunuz, inanmadığınız bir şeyi şiddetle, kefil olarak söylüyorsunuz. Diyorlar ki ama Baylok var. Ortada yazışma var mı? Yok.
Orada da başka bir delil destekleyecek bir şey yok. Ama Baylok listesinde. Bakın bu işte hata ediyorsunuz. Bu işte bir yanlış var. Bu adil bir hukuk uygulaması değil. Bu işten dönün, 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 dönün dedik. Dilimizde tüy bitti. Ama bu kabul görmeyince iş başa düştü. Biliyorsunuz Antalya İl Başkan Yardımcımız Ali Bey orada bir çalışma yürüttü Baylok'la alakalı. Baktı ki bize dair mağduriyetler söz konusu. Bununla alakalı yapmış olduğu çalışma sonucunda aslında bunun bir zoka olduğu, bunun bir tuzak olduğu ve masum insanların da bu şekilde cezalandırmalarına vesile olarak kendi rızaları ve bilgileri dışında işte Baylok'un serverlarından gelen artık her neyse o telefonun altyapısına ya da içine işte burada Baylokçu gibi gösterme tuzağı bu tespit edildi. Saadet Partisi işin içerisine girip bu işin üzerine gittiğinde bunu biz beklerdik ki bunu devletin yetkili makamları ve organları bu işi yürütsün ve onlar bu mağduriyetin önüne geçsin. Ama işte iyi ki Saadet Partisi var. Burada yapmış olduğumuz çalışmayla biliyorsunuz sadece avukat Mustafa Yaman abimizin masumiyetini ortaya koymamış olduk. 11.500 kişiye yakın insanın da haksız yere cezaevinde bu meseleden dolayı yatan insanın da tahliyesine yine Saadet Partisi olarak vesile olmuş olduk. Evet, süremizin de sonuna geldik evet. Ama Sayın Bey, bu süreçle alakalı yeni tahliyeler söz konusu mu? Veya Saadet Partisi sürecinin neresinde yer alacak ilerleyen dönemlerde? Evet. Biz Saadet Partisi olarak bütün haklı olan kimselerin elbette ki yanında ve takipçisi olarak var olmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımız bundan ibaret. Yeni tahliyeler olur mu? Tabii o birazcık yargının işi, bilmiyoruz. Ama yeni tahliyelerin zaman içerisinde yani olması icap eder mi? Eder. Hala içeride yatan birçok masum insanın olduğunu düşünebiliriz. Biz en başından beri şunu söylüyoruz. Yani bu olayı, bu darbe teşebbüsüne cüret eden, bunun altyapısını ve zeminini hazırlayan insanları ayrım yapmaksızın cezalandırın. En şiddetli cezayla cezalandırın. Hala birçoğu dışarıda. Ve hala hükümet tarafından buna göz yumulduğunu biliyoruz biz. Bakın çok enteresan bir bilgidir. FETÖ olayları kapsamında Bursa'da Baylok iddiasıyla ya da Bursa'da alınan, şu an soruşturma başlatılan, cezaevine alınan kişi sayısı kaç biliyor musunuz? Bakın kaç milyonluk Bursa? 94 kişi. 94 kişi. Burada bir muamma var, burada bir sıkıntı var. Yani milyonluk bir şehirde 94 kişinin bu konudan soruşturma başlatılması ya da içeri alınmış olması çok manidar. Niçin 94 kişi? Bir mahalleden o kadar adamı alıyorsunuz ama Bursa'da ne dönüyor? Bunu hükümet araştırmıyor. Hükümet kendi mensuplarıyla, kendileriyle diyalog halinde olan insanlara da maalesef ve maalesef çok acı bir şekilde bu konunun üzerine gitmiyor. Onlara hak ettikleri cezayı vermiyor. İşte biz buna karşı itirazımız, burada adil bir soruşturma ya da kovuşturma yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerle alakalı süremiz olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama. Normalde süremizi doldurduk. Evet. Çok kısa cümleler tabii halinde tamamlayabiliriz. Hemen olur. Şimdi biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerin bakın konu olarak kapsaması gereken hususlar olağanüstü halin ilan gerekçesiyle sınırlı olmasıdır. Yani o hali niçin ilan etmişseniz sadece o ilan gerekçenizle alakalı sınırlı olarak siz kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahipsiniz. 20 Temmuz 2016'dan bu yana 30 tane kanun hükmünde kararname çıkardı hükümet. Yaklaşık 1194 maddede değişiklik yaptı bu hükümet kanun hükmünde kararnamelerle. Ve bunların %90'ının olağanüstü halin gerekçesiyle hiç alakası yok. Çıkarılma gerekçesiyle, ilan gerekçesiyle. Ekonomik olarak ya da ekonomiyle alakalı mevzuatlar üzerinde kanun hükmünde kararname yapıyorsunuz. YSK ile alakalı yapıyorsunuz. Efendim işte mali konularla alakalı kanun hükmünde kararnameler yapıyorsunuz. Allah aşkına bunu sormak istiyorum. Yani şimdi sizin
Yüksek Seçim Kurulu ya da ekonomiyle alakalı düzenlemeleri niçin kanun şeklinde meclis denetiminden ve yargısal denetimden geçecek şekilde meclisten çıkarmıyorsunuz da kanun hükmünde kararnameyle çıkarıyorsunuz? Bu kanun hükmünde kararnamenin ruhuna da özüne de aykırı. OHAL gerekçesiyle alakalı bir şey değil ki, terör eylemi ve darbe girişimiyle alakalı bir sebep ya da sonuçla alakalı değil ki. OHAL bittikten sonra ne olacak peki? Evet, bir de işin enteresan tarafı bu. Bakın, taşeronlarla alakalı düzenleme de biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameyle çıktı. Şimdi yani 15 Temmuz hadiseleri ya da OHAL'in ilan edilme gerekçesiyle taşeron işçilerin ne alakası var? Hiçbir alakası yok. İşin sıkıntı tarafı sizin ifade ettiğiniz hususta aslında. Tabii kanun hükmünde kararnamelerin süresi OHAL süresiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal süresi sona erdikten sonra o kanun hükmünde kararnamelerin de süresi dolar. Şimdi ben burada soruyorum. Taşeronlarla alakalı verildiği iddia edilen belli haklar o halden sonra o zaman vaz mı geçilecek ya da geri mi alınmış olacak? Bunları kanunlaştırmanız gerekiyor. Bir kanun hükmünde kararname çıkartıyorsanız kanunlaştırmanız icap eder. Çok enteresandır. Bugüne kadar çıkarılan 30 tane kanun hükmünde kararnamenin sadece 4 tanesi yasalaştırıldı. Bu şu demek, sadece 4 tanesi meclisin denetiminden geçirilmiş oldu. Sadece 4 tanesi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açık hale geldi demektir. Burada da bir gizleme söz konusu. Çok özür diliyorum. Bir düzenlemeden de yine örnek verelim. Yüksek Seçim Kurulu ile alakalı bir düzenleme var. Yine olağanüstü kararnamelerle getirilen bir düzenleme. Burada şunu ifade ediyor. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun medya kuruluşları ile alakalı genel yayın ilkelerine ve ahlaklı, düzgün yayıncılığa, tarafsız yayıncılığa dair takibi söz konusuydu. Yetkisi vardı. Hem denetim hem ceza yetkisi vardı. Şimdi olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle siz Yüksek Seçim Kurulu'nun bu denetim ve ceza yetkisini medya organları ve kuruluşlar üzerinden kaldırdınız. Şimdi bu demek, şu demek, seçim zamanı ben kendime yatırım yapıyorum. OHAL adı altında, KYK adı altında. Efendim işte bütün medya kuruluşları ya da benim taraftarım olan medya kuruluşları ya da devletin televizyonu beni akşama kadar propaganda edecek, haberlerimi verecek, istediği gibi taraflı haber verecek ya da rakiplerime her türlü iftirayı atabilecek ama bunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından herhangi bir denetimi ya da cezai müeyyidesi olmayacak demek. İşte bir tane örnek. Evet, oldukça tehlikeli bir durum. Evet, maalesef. O halde şunu da söyleyebiliyoruz. 30 tane kanun hükmünde kararnameden bahsettiniz. Gerçi bunların hepsini ayrı ayrı masaya yatırıp farklı bir günde değerlendirmek lazım. Bu kanun hükmünde kararnameler kalan kısımları yasalaşana kadar mecliste o hal süresi devam etme ihtimali de söz konusu oluyor o zaman. Böyle de bir durum gündemde, evet, maalesef. Maalesef. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Programı burada noktalayalım. İnşallah başka bir zamanda KHK'larla ilgili, tabi o zamana kadar sayısı artmazsa, yine gündeme almak isteriz. Evet, sizinle birlikte. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah, ayaklarınıza sağlık. Evet sayın seyirciler, Kulis Ankara programının bugün de sonuna geldik. Bugün Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt stüdyo konuğumuzdu Ankara'da. Kendisiyle uyum yasalarını konuşmaya gayret gösterdik. Kanun hükmünde kararnamelere değindik. Özellikle Saadet Partisi'nin geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı uyum yasaları teklifi, adil sistem teklifiyle birlikte baraj, hazine yardımı, seçim ittifakı gibi konuların siyasi parti liderlerine iletilmesi, Saadet Partisi'nin önerileri, bunları değerlendirdik. Gündemimizde bugün burada noktalamış oluyoruz, nihayet erdirmiş oluyoruz. İnşallah başka bir günde, başka bir gündemle, başka bir konukla tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.